Günaydın. Sabah spor için çağırmadın herhalde beni. Günce sana ne söyledi? Sabah sabah rüyanda mı gördün? Hande, Günce sana ne anlattı, ne ima etti bilmek istiyorum. Ne ima etti açık değil mi? Yoksa Firay bir şey mi çıtlattı? Kavga mı ettiniz? Hayır. Yani bilmiyorum. Ayrıca ne çıtlatmış olabilir ki? Yani ne olabilir? Seninle benim aramda ne olabilir Hande? Olmaz tabii. Ne bileyim. Sen de rahat olma bu kadar. Kızlar her zaman şüphecidir. Kendimden iyi bilirim. Ben çok rahatım. Bence sen de rahat ol. Sen Feriha ile benim aramda sorun olamazsın Hande. Bundan sonra kimse olamaz. Emir, sabahın bu saatinde senin için geldim. Bari kahvaltı yapsaydık. Başka zaman. Kafanda yazdığın senaryolara kapılmaktan vazgeçtiğin zaman mesela. Sonra koç da dedi ki bundan sonrası topu takımının kaptanıca ne olacak dedi. Harika. Bravo. Emir'ciğim. Yemezler. Kaçırdın be birader. Bir daha anlatsana şunu. Ya sen de beni hep kaçırıyorsun be birader. Tamam. Bu konuyu uzatmayalım bakalım. Kadehimi kaptanın şerefine kaldırıyorum. Ben futbolu bırakmayı düşünüyorum. Hem stopu izlemeye gelen kızlar daha güzel. Bak, o konuyu abine soracaksın. Çünkü zamanında o da stopu oynadı. Ve hakikaten çok özel izleyicileri vardı. Acaba özel izleyiciler mi daha güzel, Feriha abla mı? Bak, Feriha ablayı duyunca nasıl da hayata döndü. Ama bu yaptığına faul derler. Feriha ile tanıştıktan sonra uzun uzun konuşma fırsatı bulamadık seninle. Şimdi yandım be birader. Annem ifadeni alacak. Çok üstün körü bir tanışma oldu. Yani çok ayaküstü. Bir gün Feriha'yı da al, bize akşam yemeğine gelin. Olur mu? Hem ben oğlumu bu kadar durgunlaştıran kızı daha yakından tanımak istiyorum. Can çok keyifli uyudu bu gece. Sen yanımızdayken çok mutlu oluyor. Babasını bile aramıyor. Ona daha fazla zaman ayırmam lazım anne. Emir'ciğim, tutamayacağın sözler verme istersen. Okul, hayat, arkadaşlar, kız arkadaş. Senin yaşındaki bir insanın öncelikleri ailesi olmuyor. Can bu saydıkların kadar önemli benim için. Ama kardeşinle kaliteli vakit geçirmen önemli. Emir. Ben bu bakışı tanıyorum. Babanın ezberlettiği bir bakış bu. Konuşmak istiyorum
Ama üstüme gelme, beceremiyorum bakışı. Her şeyi biz mahvediyoruz değil mi anne? Konuşmuyoruz, dinlemiyoruz. Sonra da birden her şey düzelsin, çok güzel olsun istiyoruz. Ama istemekle başlar her şey. İlk defa birinin kalbini istedim. Kazanmak isterken de kırdım. Daha önce hiç böyle olmamıştım. Hiçbir şey bu kadar önemli olmamıştı. Ne yapacağımı, nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Öyle işte. Hadi bakalım. Anne, benimle uyutup ablamla takıldınız değil mi? Konuştuk. Uzattık tabii biraz. Oh, beni uyutun, siz de konuşun. Ne hala? Birileri kıskançlık yapıyor galiba. Biri de annem bir gün kaptı diye havalara girirdi galiba. Emir, sen nasıl uyandın böyle sabah sabah? Pek uyumadım zaten anne. Gitmem gereken bir yer vardı. Hadi birader, beraber çıkalım. Hadi bakalım tatlım. Şoför seni kapıda bekliyor. Anne. İyi uyu. Bu gevze seni yormuştur. Siz hiç merak etmeyin. Bana hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Anne. Sağ ol.